Değerli izleyenlerimiz merhabalar. Düzlem programına hoş geldiniz. Bugün yeni bir düzlem programında sizlerle birlikteyiz. Ve yeni bir konuyu, farklı bir konuyu bu akşam masaya yatıracağız, konuşacağız en yetkili ağızdan dinleyeceğiz. Bu akşamki konu başlığımızsa ahilik olacak. ahilik konusunda Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümünden Profesör Doktor Ömer Aktağ hocamızdan ahilik nedir dinleyeceğiz bu akşam. sadece e, ahiliğin ticaret boyutuyla ilgili olmadığını tabi programımızın başında hatırlatmak lazım birçok boyutu var sosyal kültürel sanat işte tasavvuf birçok alanda bağlantılı olan bir kavramdan bahsediyoruz ahilik derken bugün biraz ticaret alanında daha çok ahiliği konuşacağız malum bu alan bugün Türkiye'nin şu aralar diyelim gündeminde olan konulardan bir tanesi. Bugün Cuma hutbesinde de aynı konu zaten işlenmişti. E, Ömer Hatta hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Eyvallah. Önemli çok geniş çok e, detaylı bir konu. E, tabii 50 dakikalık bir programda e, tamamını konuşmak mümkün değil ahilik kavramının. Evet. E, ama biz e, öne çıkan noktalarını en azından günümüze de hani uyarlayabileceğimiz tabii. noktalarını e, bugün konuşalım istiyoruz. Ama isterseniz programa giderken her zaman yaptığımız gibi bir tanım yapalım. Genel hatlarıyla ahilik nedir? Oradan başlayalım isterseniz. Evet. Şöyle şöyle bir ifade var. Efradını cami, agyarını mani diye bir kavram var. Evet. Atalarımız bunu çok kullanır. Yani kendisiyle alakalı olan meseleyi olduğu gibi aktarmaya çalışmak. Dışındakileri dikkate almayarak anlatmaya, özlü olarak vermeye çalışmak bu çerçevede olmak üzere önce ahi kelimesi üzerinde biraz birkaç cümle kullanayım. Hocam ahi mi ahi ha, mi? Onu söyleyeceğim evet. işte. Şimdi onu söyleyeceğim. Esasen ahi'dir Aynen. ifadesi telaffuz bakımından. Kardeşim oradaki ya'yı nisbiyedir. Evet. Kardeşim demektir. Fakat tabi Türkçemiz biz biz Türk milletine mensubuz. Hı hı. Türkçemizde bu telaffuz değişebiliyor. Yani Arapçadaki olduğu gibi değil. Onun için ahi diyoruz. Evet. Aslında orijinali ahi'dir. Bunu belirtelim. Yani evet. bu kullanım, kullanım farklı bir şeydir. Efendim, ahilik nedir? Ahilik nedir? Ahilik günümüzde sadece iktisadi tarafı dikkate alınmış olsa da bu anlayışın esasen Osmanlı sonrasında, özellikle ikinci son döneminde, ikinci Mahmut döneminden itibaren gündeme gelen. Kapitalist anlayışın bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. Sadece iktisadi boyutunu dikkate almak yönünden. Evet. Esasen ahilik sadece iktisadi bir mesele değildir. Ahilik bir e, hayat nizamıdır. Niçin hayat nizamıdır? İnsanı merkeze alır. Evet. İnsan sadece iktisadi boyutu olan bir varlık değildir. İnsanın maddi tarafı olduğu gibi, ...manevi veçhesi de, maddi, manevi boyutu da vardır. Dolayısıyla insan bir bütündür. Ahilik de tasavvufi tarafı vardır, meşrebi tarafı vardır, iktisadi tarafı vardır... ...ahlaki tarafı vardır, sosyal tarafı vardır. Dolayısıyla ahilik çok boyutlu, çok veçheli bir sistemdir. O bakımdan ahilik günümüzde hangi sıkıntımız varsa hangi meselemiz varsa çözülmemiş, çözülme noktasında gayret sarf ettiğimiz hangi mesele varsa bunu güncelleyerek ahiliği çözebiliriz. Ahilikten referans alarak bunu çözmemiz mümkün. Nitekim biz Karatay Üniversitesi'nde üniversitemiz olarak bu dersi öğrencilerimize okutuyoruz. Ve şunu da söylersek herhalde mübalağa olmaz. Yani konumuz değil ama bunu da söylemek durumundayım. Türkiye'de sadece Karatay Üniversitesi'nde Ahilik ve Meslek Ahlakı dersi bütün üniversite öğrencilerimize veriliyor. Öğrencilerimiz mutlaka bu dersi seçmeli olarak görmek durumunda. Ne kadar güzel. Yani bu, buna maksadımız hmm. nedir? Evet. Biz kök değerlerimizi vermek durumundayız. O kök değerlerden güç alarak gelecekle alakalı problemlerimizi istikametimizi, perspektifimizi oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Sonuç olarak ahilik nedir diye sordunuz. Ahilik insan merkezli bir sistemdir. Bugün tabii ahilikle alakalı efendim şey göreceğiz. Ticari boyutunu ele almaya çalışacağız. Hı hı. Ama buna geçmeden önce ahilikle alakalı zemin oluşturması bakımından mevzumuzu, başlığımızı, konumuzu, ifade bakımından zemin oluşturulması bakımından konsept oluşturması bakımından şu tarihi sürecinde kısaca vermiş olalım. Tabii ki tabii ki. Böyle. Efendim ahilik dediğimiz sistem fütüvet anlayışından mülhemdir. Fütüvet anlayışından ilhamını alır. Oradan esinlenir, oradan beslenir. Fütüvet anlayışı. Fütüvet nedir? Fütüvet feta dediğimiz kelimenin mastarıdır fütüvet. Hı hı. Feta. Feta nedir? Feta genç demektir. Arapça bir kelimedir. Yani elbette her toplumun bir gençliği vardır. Fütüvet de gençlik demektir. Şimdi biz ahilik anlayışımızı, ahilik sistemini fütüvet anlayışından iktibas ettik. Peki fütüvet anlayışının oluşması dayandığı dayanaklar nedir? Arap toplumunda böyle bir anlayış vardı. Yani sevgili peygamberimize nübüvvet gelmeden önce vardı böyle bir anlayış. Sevgili peygamberimize nübüvvet geldikten sonra bu fütüvet anlayışı daha da kristalize oldu. Daha da mükemmelleşti. Yani İslamiyet'in benimsemediği problem şeyler varsa, görüntü varsa onlar makaslandı, tahdit edildi ve devam etti. Dolayısıyla fütüvet anlayışı Araplara mahsus bir gençlik teşkilatıdır. Elbette bizim de gençlik teşkilatımız var. Türklerin de var. Başka milletlerin de var. Şimdi her milletin gençlik e, sistemi vardır. Kendine ait idealleri, mükemmel görüntüleri, efendim prensipleri, kuralları vardır. Şimdi biz ailelik sistemini fütüvet anlayışından aldığımız için bu anlayış bizde bizim mesela bizde akı diye bir şey vardır. Sistem vardır. Akı. Akı. Akı demek cömert bizim şeyde vardır eski lügatlarımızda vardır cömert yardımperver demektir. Ama ahi ile akıyı birbirine karıştırmamak lazım. Bazı arkadaşlarımız bazı yorumlarda şöyle deniyor. Efendim akı kelimesi oradaki harf düşerek ahi şeklini almıştır şeklinde yorum Temini yapılır. Oraya Bu tabi şeydir. Hmm. Yani bu biraz zorlama yorum. Bu, bu böyle değil. Akı diye bir şey elbette var bizim gençliğimizde de elbette saygı değer e, prensiplerimiz vardır, ideallerimiz vardır. Ama ahi'nin kökü Arapçadır ve bize fütüvet anlayışından gelmiştir. Sevgili Peygamberimizi referans alır. E, kökü oradadır. Peki bize intikali ne zaman? Bize intikali 13. asırdadır. Yani Peygamberimizden itibaren bu şekillenir. 13. asırda dönemin Abbasi halifesi yani ehli sünneti temsil eden halife çünkü o zaman İslam'ın dışında da ehli sünnet dışında da hilafet falan vardı. Abbasi halifesi ehli sünnet hilafeti şöyle bir ihtiyaç hissetti. İslam dünyası 12. 13. 10. 10. asırlarda biraz efendim nasıl diyelim sönükleşti İslam dünyası buna evet. bir hareket getirmek istedi. Bir canlılık getirmeyi düşündü. Nasır Li Dinillah Halife Nasır Li Dinillah bu anlayışla bu fütüvet anlayışını bütün İslam hükümdarlarına, ehli sünnet olanlara tabii dünyadaki o dönemdeki haber gönderdi. Dedi ki: "Fütüvet teşkilatına girmenizi ben bir İslam halifesi olarak arzu ediyorum. Buna girdiğiniz takdirde meşruiyetiniz güçlenir." Size dua ederiz peygamberimizin makamıdır bu makam şeklinde. Ehli sünnet anlayışını benimseyen mesela o zamanki Selçuklu, Türkiye Selçuklu devleti de öyleydi ve bunu kabullendi. Dolayısıyla şuraya gelmiş olalım. Ahilik anlayışı ya da ahilik anlayışı diyelim sistemi 13. asrın ilk çeyreğinde yani 1200'lü yılların ilk çeyreğinde Anadolu'ya geldi. Başka Türkistan dünyasına da gitti. Maveren, Mavera Mavera Ünnehir'e de gitti ama bize de o dönemlerde geldi. Evet. Demek ki tarihi süreci bu. Bize 13. asırda geldi. Ve ahilik sistemi insan merkezli olduğu için Kur'an ve sünnetten mülhem esinlendiği için, beslendiği için bize yeni bir hem İslam dünyasına hem de Türk dünyasına yeni bir anlayış getirmiştir. Bir iki cümleyle şunu da söyleyelim. Tabii ki. Mesela 13. asır, 12. asır büyük kitlelerin, göç kitlelerinin, bugün de benzeri bir şey yaşanıyor. Büyük kitlelerin efendim doğudan efendim batıya doğru gerek Moğol belası başka sebeplerden dolayı büyük kitleler halinde Türkler Anadolu'ya doğru geliyorlar. Ahilik sistemi ise bu anlayışta ortaya çıktığı için ee, mesela şöyle bir anlayış vardır. Bu göçlerdeki e, etkisi bakımından söyleyeceğim. E, meslek altın bileziktir. Der ahilik. Ahilikte yük olmak yoktur. Yük almak vardır. İnancımız da bunu gerektirir zaten. O bakımdan ahiler insanların meslek edinmesini o dalgalar halinde gelen atalarımızın Türk kitlelerinin meslek edinmesini ve Anadolu'da tabii 13. asır 12. asır Rum unsurlar var. Ermeni unsurlar var. Bunlar meslek noktasında, sanat konusunda iyiler. Çünkü yerleşik insanlar. Onlara karşı organize olma, birlikte olma, teşkilatlı olma hususunda katkı sağlamıştır. Böyle bir katkısı da vardır ahiliğin. Tarihi boyutu budur tahilliğin. Peki şimdi e, hani o Nasır'dan bahsetmiş olduğunuz hani o coğrafyaya bir hareketlenme. Hani belki bir bakıma ölü toprağını üzerinden atma. Yeniden bir kıpırdama amaçlı olarak böyle bir şeyi tavsiye ediyor. E, ben burada şeyi soracağım. Amacına ulaştı mı o dönemde ahilik? Mesela Selçuklu Devleti'nden itibaren e, sosyal yapıya nasıl bir etkisi faydası oldu o dönem için? Şimdi ahilik sisteminin maksadına ulaşıp ulaşmadığını tespit etmek için tabi bu şöyle bir bakış ifade edebiliriz. Sosyal şöyle sorabiliriz bu soruyu. Hı hı. Ee, bu sistem başarıya ulaştı mı, ulaşmadı mı sorusunu sorduğumuz zaman mesela devlet millet bütünlüğünü sağladık mı? Ee, bir memlekette İktisadi hayatta şöyle bir zengin vardır, bir de fakir vardır. Yani şöyle bir şey yok hiçbir dünyada. Herkes zengin olacak yok öyle bir şey. Herkes fakir olacak yok öyle bir şey. Zengin de vardır, fakir de vardır. İnsanlar çalıştığı kadar karşılık almaya çalışır, almaya çalışır, alamayabilir de. Eğer ahilik sisteminin başarıya ulaşıp ulaşmadığını tespit bakımından şunu sorabiliriz: Zenginle fakir arasındaki makas. Eğer fazlaysa ahilik başarıya ulaşmamış demektir. Fazla değilse başarıya ulaşmış demektir. Yani bu ne demektir? S sosyal barış sağlanmış demektir. Bakıyoruz gerek Selçuklu'ya, gerek Osmanlı'ya hem Selçuklu evet. hem de Osmanlı 2. Mahmut'a kadar. 2. Mahmut'tan sonra biz artık kapitalist sisteme doğru dönüş yapmaya başladık. Bu şimdi devam ediyor. Hı hı. O dönemlerde zenginle fakir arasındaki makas açık değildi. Elbette zenginle de vardı, fakir de vardı. Peki bunu gideren nedir? Ahilik sistemidir. Yani zekat dediğiniz ahilik sisteminin bir alt başlığıdır. Sadaka öyledir. Yardımlaşma öyledir. Bakın ahilik sisteminde tam rekabet piyasası diye bir piyasa var şeyde. E, iktisadi sistemde, kapitalizmde böyle bir şey var. Hı hı. Ahilikte e, kar etmek maksatlı üretim yoktur. Ne vardır? İhtiyacı karşılamak maksatlı üretim vardır. Yani bu şu demek değildir. Yani ahi üretim yapan ahi üretimini yaparken karşılık almayacak mı alacak elbette. Elbette bir maişetini temin edecek. Üretim yapacak, çoluğunu, çocuğunu, ee, efendim iyaşesini temin edecek vesaire. Ama o bir sonuçtur. Bakın bu çok önemli bir ifade bu ayrımı iyi anlamamız gerekir. Ahilikte hedef kar değildir. Hedef ihtiyacı karşılamaktır. Bunlar farklı şeyler. Nedir mesela bu? Günümüzde böyle değil. Günümüzde nasıl? Günümüzde hedef kardır. Firma sahipleri cironun artmasına bakar. Efendim nasıl kazandı? Kazancın meşru gayri meşru olduğuna bakmaz. Ahilik öyle değildir. Ahilikte de, Sistemin, kazancın, iştigalin, meşguliyetin, üretimin meşru olması esastır. Meşru olması esastır. O bakımdan ahilerde bu, eğer sisteminizde, üretiminizde sizin, iştigal sahanız, fabrikanız, atelyeniz eğer üretimi gerçekleştirirken, meşru zeminde üretiyorsa, insanların faydası mutlaka takip ediliyorsa, Çevre hassasiyeti varsa, ahilikte böyledir. Çevre hassasiyeti varsa, eşyaya hürmet varsa, nedir eşyaya hürmet? Siz çalışıyorsunuz fabrikada, işçisiniz. Ee, oradaki üretimde kullanılan her malzemeyi ihtimamla kullanıyorsunuz. Maliyetlere etki eder bu. Aylıkta böyledir. Eşyalarını ihtimamla kullanıyorsunuz, israf etmiyorsunuz, azla kullanmıyorsunuz. Kalite esastır. Kalite çok mühimdir ahilikte. Yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela kalite meselesinde veya standart meselesinde dünyada ilk defa bu sistemi kuran ahilerdir. Dünyada ilk defa standart meselesi, kalite meselesini gündeme getiren ahilerdir. Niye? TSE'nin temeli. Tabii tabii arka Hı -hı. planında vebal meselesi var. Evet. Üretiminden kaçmayacaksınız. Ayakkabı mı üretiyorsunuz? Yani kullanacağınız deri ne kadar gideceği hususunda fikir verecek tüketiciye. O bakımdan ahilik sosyal barışı sağlama itibariyle sağladığını düşünebiliriz. Yani şöyle söyleyelim, hı hı. sorunuza cevaben söylemiş olayım. Ahilik tatbik edildiği dönemde gerek Selçuklu'da gerek Osmanlı'da başarıya ulaştığı kanaatindeyim. Yani şu şunu mesela sorabiliriz. Biz Osmanlı devletinin yıkılışıyla alakalı değerlendirme yaparken pek çok arkadaşımız şöyle yorum yapar: Efendim Osmanlı Osmanlı dünyadaki iktisadi sistem ayak uyduramadığı için yıkıldı der. Hı. Bu tespit çok yanlış değildir ama eksik. Fakat o eksik de dehşetli bir eksiktir. Doğru. Bir kapitalist sistem vardı. Eksik olan taraf neydi Eksik olan tarafı söyleyeceğim. Evet dünyada bir kapitalizm var. Yani kapitalizmin bir önceki versiyonu merkantilizmdir. Evet. Merkantilizmde esas olan şudur. Yani 18. 19. asırdan bahsediyorum. Esas olan şudur. Zengin ol. Nasıl olursan ol fark etmez. Yeter ki zengin ol. Merkantilizmin esası budur. Merkantilizmin bir adım sonrası kapitalizmdir. Kapitalizmde zengin olmak var. Fark etmiyor. Meşru, gayri meşru fark etmez. Zaten bu merkantilizmin doğurduğu kapitalizm sonra sanayi inkılabı gerçekleşiyor. Sanayi inkılabı aynı zamanda sömürgeciliği de tetiklemiştir. Nedir sömürgecilik? Sömürgecilik şu, hırsızlığın en yüksek seviyesi. Siz bir yere hakimiyet tesis ediyorsunuz, bir memlekete. Hakimiyet tesis ettiğiniz ki o tarihlerde askeridir bu. Şimdi farklı bir şekilde devam ediyor bu sömürge meselesi hakimiyet tesis ediyorsunuz. Hakimiyet tesis ettiğiniz yerin yeraltı, yerüstü kaynaklarını alıyorsunuz, cebren memleketinizi getiriyorsunuz. Sanayi inkılabı bu şekilde depara kalktı. Zaten Avrupa'nın da hızla inkişaf etmesi sanayi inkılabından sonra. Ama şimdi sorgulanıyor bu. Evet, sanayi inkılabı çok şey getirdi. Teknoloji bakımından ama başımıza şu anda tekrar sorgulanıyor. Yani nedir sanayi inkılabı? Buharın makineye tatbikidir. Yani üretim artmıştır. Üretim artınca pazara ihtiyacınız var. Ham maddeye ihtiyacınız var. Sermayeye ihtiyacınız var. işçiye ihtiyacınız var. Bizim memlekette yani Osmanlı'da sonraki dönemde Türkiye'de ilk zamanlarında sendikacılık çok geç geldi bize. Sendikacının ortaya çıktığı yer Avrupa'dır. Neden? işçi haklarını savunmak için sendika çıkar. Bizim ihtiyacımız yoktu sendikaya. Peki nasıl ihtiyacı ortaya çıktı Avrupa'da sendikacılık? Mesela İngiltere'de sanayi inkılabının ortaya ilk çıktığı tezahür ettiği yer İngiltere. E, maden ocaklarında, kömür ocaklarında e, yaşı küçük kızlar özellikle çalıştırıldı. Çünkü onlar küçük olduğu için şeye o dehlizlere girmesi hmm. düşünüldü. Hmm. 15 saat 16 saat çalıştırıldı. Yeteri kadar beslenmedi. Ölümler meydana geldi. E, dolayısıyla sendika bir ihtiyaca binaen çıktı. Bizim memlekette ahilin temel prensibidir. İşçinin ücretini alın teri kurumadan vereceksin. Yetmiyor. Bir şey daha söylüyor Peygamberimiz. Başında da işe başlamadan önce de ne kadar ücret vereceğini söyleyeceksin işçiye. Belki çalışmayacak. Böyle bir sistemde, böyle bir sistemin başarıya ulaşmamasını düşünmek mümkün değildir. Başarıya ulaşmıştır. Peki bir ara verelim. E, reklam arası, reklamlardan sonra konuşmaya evet. devam edelim. İkinci bölümde birazcık daha detaylandıracağız. Ahilik meselesini. E, ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Evet düzleme devam ediyoruz. İkinci bölümde birlikteyiz. Ahilik ya da ahilik mevzusunu konuşuyoruz. Profesör Doktor Ömer Akta bu akşam bizimle birlikte Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Tarih Bölümünden kendisi bu konuyla ilgili bilgilerini bizlerle paylaşıyor. Ahiliğin nasıl ortaya çıktığını ve neler getirmeye çalıştığını, mantığının amacının ne olduğunu ve İlk bölümde biraz bunları konuştuk. İkinci bölümde detaylandıracağız. Birazcık daha farklı e, sorularımız da olacak. E, ne getirmeye, ne anlatmaya çalıştığını ahiliğin e, konuştuk. Bunu birazcık daha detaylandıralım. E, ahi Evran'ın mesajlarına birazdan e, girelim. E, ahilik şartları, ahi olma şartları bunları da konuşalım ama ahiliğin e, tasvip etmediği, hani karşı olduğu durumlar. E, ...alanlar, belki meslekler... ...mesela var mıdır hocam? Tabii, tabii. Şöyle, onun temeli nedir? Önce o temelini söyleyeyim. Ee, ahilik'te önce... ...şu tespiti yapalım. Her meslek saygı değerdir. Evet. Çünkü meslek... ...bizim kendi emeğimizle... ...kendi kazancımızla hayatımızı... ...idame etmeyi temin ettiği için faydalıdır. Ayet-i kerime var şöyle. Estağfirullah... Ve enley səllil insani illa ma saa hiçbir şey yoktur insan için sadece emek vardır illa ma saa yeri gelmişken ayet i kerimeyi okumuşken e, telaffuz orijinalini ifade etmişken söyleyeyim e, Türk milletinin efendim atasözlerinin yüzde sekseni burada mübalağa yok abartı yok yüzde sekseni ya hadisi şerif mülhemdir. Hadis-i şeriften mülhemdir. Ya ayet-i kerimeden mülhemdir. Evet. O bakımdan zaten şeydir Balkanlara bakın. Günümüzde hala devam ediyor bu 15. 16. asırdan sonra Balkanlarda Türk demek Müslüman demektir. Değil mi? Aliya İzzet Begoviç öyle söylüyordu. Ben diyor Türk oldum diyordu. Türklüğün şartı beştir diyordu. Öyle bir şey yok. Türklük diye bir din yok. Ama oraya Türkler İslam'ı taşıdığı için böyledir. Şimdi e, ne demek istedim burada? Emek çok mühimdir. Emek çok mühimdir. E, çünkü yük olmaz, yük alır. Ve öbür alemde de biz her davranışımızdan sorumluyuz, mesulüz. Ve öbür alemde de sorular bir kişiliktir. Siz muhatap olacaksınız soruya, ben muhatap olacağım. Ha, şefaat isteyeceğiz peygamberimizden ayrı bahis o ya da başka hususlar da olabilir. Şimdi buraya niye bu bu altyapıyı niye yaptım? Ahilikte evet bütün mesleklere saygı değerdir ama meşru olmak kaydıyla. Besmele ile başlamak kaydıyla o meslekler saygı değerdir. Mesela bir tanesi biraz önce reklam arası verdik. Hı hı. Mesela reklamcılık yani tellallık o zaman ifade edeyi, tellallık ahilikte çok tasvip edilmez. Başka meslekler de var. Mesela kasaplık. Çok tasvip edilmez. E, ee, tellallı izah edelim. Reklam diyelim hı hı. bugünkü ifadeyle. Niye? Reklamın iki boyutu var. Reklam kavramının iki boyutu var. Bir, tanıtım. Ürün tanıtacaksınız. E tabii ki bir ürün, bir mamül ortaya koyuyor iseniz bunu anlatacaksınız, insanlara duyuracaksınız. Bu boyutuna itiraz yok ahiliğin. Bir boyutu daha var reklamın. Mamülü olduğundan fazla göstermek. Farklı i̇şte göstermek. İşte burada hmm. farklı göstermek. İşte hmm. buradan itira buraya itiraz ediyor ahilik. Olduğu gibi göstereceksin diyor. Böyle yaparsan bir itiraz yok. Ama reklamda böyle bir şey var. Bu yönüyle reklamcılık ahilikçe de çok tasvip edilmez. Yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela propaganda böyledir. Propagandaya maruz kaldığımız zaman yanılabiliriz. Yine yeri gelmişken söyleyeyim. Propagandanın çıktığı yer kilisedir. Bir Müslüman propaganda yapmaz. Tebliğ yapar. Tebliğ olduğu gibi aktarmaktır. Kararı karşı verir. Yanıltmaz insanları. O bakımdan reklam meselesi, reklamcılık ailelikte tasvip edilmez bu yönüyle. Yoksa elbette ürün yapıyorsanız tanıtacaksınız. Kasaplık hı hı. niye? Onu da söyleyelim. Evet, ilginç. Kasaplık ihtiyaç. Tabii ki insanlar et tüketecekler. Et de önemlidir. İnsani olarak ihtiyacımız var. Efendim, kasaplar kesiyorlar. Efendim, kesmede insanlar merhamet noktasında biraz azalır hmm. mesleki icabı. Onun için bak kurban bayramlarında dikkatinizi çekmiş olmalıdır. <laughs> Kurbanda besmele çekilirken Rahman ve Rahim kısmı söylenmez. Hatırlamaya çalışın kurbanlarda Tabii ki. değil <laughs> mi? bismillah denir kurban kesilir. Değil mi? Rahman Rahim ifadesi kullanılmaz. Bundan dolayıdır. Yani bu şu demek değildir. Evet bu meslektir. Ee, yani çok idealize edilmez. Tabii ki birileri bunu yapacak. Şimdi peki bunu tolere etmek için ne yapmak lazım? Şu uygulamayı yapıyordu Osmanlı. Kasaplar belli dönemlerde mesleklerinin bırakılması temin edilir. Bahçıvanlık işine yönlendirilir. Biraz daha o hissiyatı hmm. kaybolduysa rehabilite olsun diye. Böyle bir e, durumu var. Şimdi güzel, ahi evrenden biraz bahsedelim. Evet. Nedir Söylemedik mesela? Söylemedik yani değil mi? Ee, Başında onu söyleyecektik. Tamamlamış olalım. Efendim Anadolu'da ahilik sistemini tesis eden, koordine eden ahi evrendir. Ahi evren e, sıfatıdır, lakabıdır. O da ahi evran değil, ahi evren midir? Evran, evren farklı şekillerde hmm. telaffuz ediliyor. Evran olarak şimdi daha çok yaygın hmm. olmuş. O yazılışla, imla ile hmm. alakalı bu husus evran ifadesi kullanılabilir diye de düşünüyoruz biz. <laughs> o bir telaffuz meselesi. Şimdi Ahki Evran eee Kirmani adını verdiğimiz e, Bağdat'tan o zaman İslam hilafet merkezi Bağdat'tır. Bağdat'tan fütüvet anlayışını Anadolu'ya getiren şahsiyetlerden birisi ve en mühimlerindendir. Evhadüddin Kirmani Evadüddin Kirmani ehli tasavvuf, inanç noktasında hürmete şayan sanatı mesleği var. Ahi Evren'le tanışması Bağdat'ta. Ahi Evren onun talebesi. Tanışıyor. İlerleyen zamanlarda damadı oluyor. Evadüddin Kirmani'nin damadıdır Ahi Evren. Ve Anadolu'da ahiliği tesis eden, organize eden şahsiyet olması itibariyle ahilik diyoruz. Evet. Nerede tesis etti Ahi Evren, Ahili Anadolu'da 13. asrın ilk çeyreğinde? Kayseri'de, Konya'da da, Kayseri'de, Malatya'da, buralarda kalmıştır. Ee, i̇lk defa yine şöyle söyleyebiliriz, ee, mesleklerin ya da sanatların e, ihtisaslaşma hususu Kayseri'de 13. asırda teşekkül etmiştir. Bu da ahilik sayesinde olduğunu söylüyoruz. Elimizdeki kaynaklara göre Ahi Evren'in kayınpederi Evhadettin Kirmani ile birlikte e, Kayseri'de 32 civarında meslek teşekkül etmiştir. Ahi Evren'in kendisi debbadır. Debba demek dericilikle iştigal eden demektir. O bakımdan ahilikte debbalık mesleği biraz daha müstesna, biraz daha mümtaz bir vasıf taşır. Şimdi ahi evren bu. Ahi evren Anadolu'da tespitlerimize göre ilk defa ilmihal ananesini getirmiştir. İlmihal. İlmihal nedir? Davranış bilimi demektir. Hal ilmi demektir. Yani bugünkü ifadeyle kullanımdaki istimaldeki ifadeyle söyleyeyim ilmihal. İlmihal inancımızın Realize edilmesi hususundaki temel İslami bilgilere ilmal diyoruz. Hı hı. İşte e, şimdi ahirlikte de dünya ahiret ayrımı olmadığı için, hayat bir bütün olarak değerlendirildiği için şöyle tespit etmiş ahi evren. İnsan üç temel e, unsurdan meydana gelir. Bir, itikad, akait diyoruz buna, hı hı. kabul, kabulleri vardır. İki, amel, üç, ahlak siz iktisadi faaliyetinizi sürdürürken, komşuluk faaliyetinizi sürdürürken, mesela şimdi iktisadi ekonomik boyutunu söylüyoruz ya, hangi sahada, hangi boyutta, yani hayatınızın hangi veçesinde olursanız olun, bu üç unsur sizde varsa hem şahsi planda hem ferdi planda hem de sosyal planda barışı temin edersiniz. Akaid itikat nedir? Kabullerdir. Eğer sahih bir kabulünüz varsa yani bozulmamış İslami'yi kastediyorum varsa bu bunu tespit eder Ahi Evren. Bunu kitabında belirtiyor. Bir ahide bu olması lazım. İki, amel. Ahi Evren der ki tatbik edemeyeceğiniz bilgi sinede yüktür. Öğreniyorsunuz bir şeyleri. Değil mi? Doğruyu yanlışı, haramı helali, meşruyu gayrimeşruyu, yalanı doğru söylemeyi eğer siz doğru söylemenin güzel bir şey olduğunu, komşuya zarar vermenin yanlış olduğunu, ticarette kaliteyi mutlak suretle takip etmenin size çok şey kazandıracağını bildiğiniz halde tatbik etmiyor iseniz o sizde yüktür der. Amel budur, uygulamadır. Üç, evet. bu ortaya konulan e, itikadı, uygulamayı sürekli hale getirmek, insiyak haline getirmek, ihtiyat haline getirmek de ahlaktır. Bu varsa iktisadi sistemde sıkıntı olmaz. Mesela şimdi fiyatlar değil mi? Beş katlı. Şu anda fiyatlar yükseldi. Hmm. 2021 Eylül'ünden bahsediyorum. Niye? Ee, yani farklı sahiplerden bahsedilebiliyor. İşte dolardan bahsedilir, dövizden bahsedilir, başka girdilerden bahsedilir. Elbette bunlar fiyatı yükseldir. Ama fiyat yükselmesi hadi e, diyelim ki yüzlerin belli bir yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz öyle değil. Yüzde %200 yükseltiyor insanlar. 3'e 5'e katlıyor. İşte bu bizdeki anlayışımızın tamamen egoist bir anlayışta olduğunu ortaya koyar. Ahilik bunun çözümü için mükemmel bir sistemdir diye düşünüyorum ben. Evet. Ahi evren bu. Evet şimdi ahilik bir de ahi olmak vardır. Yani ahilik teşkilatına girmek var muhakkak. Ha, onun şartlarından bahsedelim. Biraz onun şartlarından bahsedelim. Bir de bir gün Mesela nasıl bir geçer? De, bir de ondan bahsedelim. Ahiliye girerken hani böyle bir ritüel var mıdır? Yani ahiliye girerken kendisinden bir şeyler istenir mi? Ahi olacak kişiden. Çok güzel, çok güzel. Soru çok güzel. Güzel. Teb tebriklerimi takdim ederim. Şimdi ahiliğe girmenin iki temel şartı var. Bir, mutlaka bir mesleği olacak... Veya mesleğinin olmasını kendisine idealize edecek. Hı hı. Bir temel şartı bu. İkinci temel şartı e, Müslüman olacak. İki temel şart var. Şimdi tabi bu Müslüman olma şartı ilerleyen e, aşamalarda 13. asırda böyleydi. 15. asırda böyleydi. İki temel şart. 17. 18. asra geldiğimiz zaman Osmanlı döneminde Müslüman olma şartı biraz esnetildi. Çünkü şartlar değişmeye başladı. Yani gayrimüslimlerin de ahilik sistemine girmesi ki buna gedik ifadesi kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla ahiliğe girme şartında böyle bir değişiklik var. Ama ahiliğin esası ilk zamanlarda iki temel şartı vardır. Mutlaka bir meslek sahibi olacak ve Müslüman olacak. Evet. Şimdi dediniz ki ahilikte bir ritüel var mıdır? Evet vardır. Yani girişteki ritüelden bahsettim. Fakat ahilikte bir hiyerarşi vardır. Yani mesleği edinirken ahi adayı veya ahi mesleği edinirken bir hiyerarşi e, takip edilir. Bir meratip takip edilir. Bu meratip aşağıdan yukarı doğru şöyledir. Yamak. Yiğit. Önce Yiğit'ten başlayayım. Yiğit. Yamak. Çırak. Kalfa ve usta. Bu hiyerarşi değişmez. Aşağıdan yukarıya doğru saydım. Bir daha tekrar edeyim. Yiğit, yamak, efendim çırak, kalfa usta. Şimdi bu hiyerarşide, bu mertebede, bu meratipte yiğitlikten yamakla, yamaklıktan çıraklığa intikalde ...mutlaka merasim yapılır. Merasim, evet. tören yapılır. Bu törenlerin en muhteşemi... ...kalfalıktan... ...ustalığa intikalde. Buna şet merasimi deriz. Şet. Şet evet. Şet kuşak demektir. Hı hı. O kuşak bele sarılır. Fakat o merasimde öyle mesajlar verilir ki... ...ahi adayına, usta adayına... ...öyle mesajlar verilir ki... ...mesela... ...namazını mutlaka kıl der harama bakma der. Kaliteli üret der. Çevre hassasiyeti göster der. Mesela diyelim ki çırak. Çıraklığını sürdürürken, öğrenmeye çalışırken mesleğini bir hata yaptı. Hatadan bir örnek verin. Nasıl bir hata? Yolda gidiyorsunuz. Çırak yolda gidiyor. E, kabuklu yemiş yedi. Yürürken yedi üstelik bir de kabuklu yemişi yola attı. Bu bu hatanın edepsizliğin en zirvesi olarak görülür aylık fabrika atıklarını denize boşaltıyoruz hocam yani şu an şey dedim ya evet. aylık aylık Hı -hı. bizim bizim kendimize gelmemizin bizi biz yapan değerleri hatırlamamızın mükemmel ve muhteşem bir şifresidir. Diyelim ki çırak bunu yaptı. Nasıl sistem ne yapar biliyor musunuz burada nasıl davranır? O çırağı itham etmez. O çırağı cezalandırmaz. Ustasını ikaz eder. Ya da afişe de etmez. Tabii. Evet. ayrı bir şey, mahcubiyet ayrı bir şey. Evet. Niye biliyor musunuz? Çünkü ahilikte öyle bir sistem var ki bu sistem sayesinde çırak buna çok dikkat eder. Der ki benim sebebimle benden dolayı ustamın efendim e ikaz edilmesine gönlüm razı olmaz der. Baba oğul gibidir. Baba oğuldan daha ötedir. Böyle bir sistemde çırak mesleğini sever. Şeyden de bahsedelim. Bu hiyerarşiden bahsettim. Oradaki e, sistemi anlamak bakımından yiğit herkes yiğittir toplumda. Yamak gelir yiğitten sonra. Yamak mesleğin mesleğin efendim e, müşahede dönemidir. Yani usta adayı Yamaklık süresince bir yıl civarındadır bu. Yamaklık süresi içerisinde, müddeti içerisinde hangi mesleğe e, kabiliyeti müsait bunu usta müşahede etmeye çalışır. Gözler bir yıl boyunca neye müsaittir bu? Yamaklık süresi budur. O ücret alınmaz yamaklıkta. Bir yıl civarında. <laughs> Yamaklıktan çıraklığa intikal. Çıraklığa intikal mesleğin artık başladığı dönemdir. Mesleğin eşiğidir çıraklık. Artık bir mesleği tercih etmiştir ustasının müşahedeleriyle, çevrenin müşahedeleriyle başka gözlemler sayesinde artık çıraklık 3 yıl civarında olarak değerlendirilir. Bu azalabilir, çoğalabilir kabiliyete göre, mesleğin durumuna göre. Sonra kalfalık gelir. Kalfalıktan sonra da ustalık gelir. Şimdi usta oldu diyelim. Usta oldu, mesleğini temin etti. Meslek sahibi oldu. Yani o meslekte hangi meslekse terzilik, efendim demircilik her neyse. Mesleğini elde ettikten sonra, şet merasiminden sonra diyelim, şet merasimi de gerçekleşti. Şet merasiminden sonra usta, usta olduğu halde o mesleği icra edebilir olduğu halde dükkan açamaz. İş yeri açamaz. E, sistemden, ilgili e, kuruluşlardan müsaade alacaktır. Yani bugünkü sisteme de benzer bu. Bugünkü hı hı. de oradan e, mülhem olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir hiyerarşi vardır. Evet şimdi bu hiyerarşi ifade ettikten sonra e, Ahiliğin kurucusu veya koordinatörü diyelim ahi evrenin e, eserleri var. Evet hocam birkaç dakikamız kaldı isterseniz onunla Oo. bağlayalım. Ya bitti mi süremiz? Evet yani son 2-3 dakikamız kaldı. Bu zaman çok kısa. Yani. Evet. Evet, çok önemli gördüğüm birkaç hususu da ifade ederek tamamlamış olalım. İsterseniz ahilik yeminiyle bitirelim yani. Evet, önemli yani... gördüğüm birkaç hususu söyleyelim. Evet. evet, ahilikte her işe besmele ile başlanır. Tabii besmele derken besmelede meşru işlerde besmele çekilir. Meşru olmayan, helal olmayan işlerde besmele çekilmeyeceği için meşru bereket de aranır. Şöyle söyleyeyim, bir iki hususu söyleyerek tamamlamış olayım. Der ki ahi yemin ederken, yer ile gök arasında mesleğimi icra ederken çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla hakkın rızasını gözeterek halka hizmet edeceğime şey çok ben en son kısmını söyleyeyim zamanı iyi kullanmak adına kaliteli mal üretip hileli ve çürük mal satmayacağıma müşteri veli nimetimdir. Hem veliyimdir hem nimetimdir. Veli takip eden demektir. Nimet de evet. e, imkan sağlayan demektir. Düşüncesiyle güler yüzlü davranacağıma mesleğimi bana altın bilezik olarak kazandıran ustama hayatım boyunca hürmette kusur etmeyeceğime vallahi billahi diye yemin eder. Ahi. Böyle bir anlayış herhalde sosyal e, sistemimizde barış sağlar. Bu barış da sürdürülebilir bir barış olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle isterseniz tamamlayalım. Evet günümüzde iktisadi problemlerimiz var. Sosyal sıkıntılarımız var. Başka sıkıntılarımız var. Elbette bunlar olacak. Hayat akışkandır. Problemler çıkacaktır. Biz köklerimizden destek alarak onu güncelleyerek çözüm bulunabilir kanaatindeyim. Ahilik de bu hususta katkı sağlar diye düşünmekteyim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, keşke dediğiniz gibi yani ahilik olduğu gibi ahilik teşkilatını belki günümüz şartlarında kurmak oluşturmak mümkün değil ama onun öğrettiği değerleri yeniden hayata geçirmemiz ticaret hayatımızda sosyal hayatımızda hayata geçirmemiz mümkün ama bu anlamda birazcık daha dikkatli olmak gerekiyor istemek gerekiyor herhalde bu durumu. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Tarih Bölümünden Profesör Doktor Ömer Akta hocamız bizimle birlikteydi. Ahilik ya da ahilik kültürünü e, prensipleriyle birlikte bu akşam kendisinden dinledik. Başka bir düzlem programında başka bir konuyu konuşacağız. Cuma günü, e, özür diliyorum pazartesi günü e, tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi günler.